Sevgili Burak'a aslında bir şey sormak lazım. Çünkü Amy ödül törenlerine katılacaktın, gidecektin ve orada Kara Sevda bir ödül alacak. Doğru mu? Biraz bahsetsene ondan. Neydi o konu? Evet, Emmy ödül töreninde Kara Sevda güzel bir ödül aldı ülkemiz için. Ben başka bir İlk herhalde sebepten ödül alan. ilk defa bir Türk dizisi ödül aldı. Ben başka bir sebepten ötürü katılamadım oraya. Bu şundan dolayı önemli bence. Yani biz orada neticede ülkemizi temsil ediyoruz. Türkiye adına o ödülü aldık. Ya ben burada şahsi düşünmüyorum. Yani ödülü biz dizi adına aldık, bizim performansımızdan dolayı diye düşünmüyorum. Yani hepimiz adına bakıyorum. Çünkü bunlara bence ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yani biz bunda öncü olalım, arkası gelsin. Diğer dizideki arkadaşlarımız, diğer yapımcılar ya bizim arkamızdan gelerek bu ödüllere devam edelim. Neden? Çünkü şunu bilmemiz gerekiyor. Emin olun Amerika'dan sonra Türkiye ikinci şekilde dizileri dünyaya pazarlıyor. Ve gerçekten bütün ülkelerde izleniyoruz. O Biz çok yüzden bu... farkında değiliz aslında ama Ama gerçekten gerçekten dizi bütün içinde çok ülkelerde feci bir izleniyoruz. yerdeyiz Kara yani. Sevda 60'tan fazla ülkede Ülkede. izleniyor. O yüzden bu önemli bir ödül. İnşallah arkası gelir. Biz öncüyüz. Ben tabii kendi adıma tabii ki seviniyorum. Güzel bir şey ama ülkemiz için bir adım atmaktan dolayı ayrıca seviniyorum. Sen niye gidemedin ödül törenine? Babam küçük bir hastalık geçirdi. Ondan dolayı Rahatsızlık gidemedim. Evet, geçirdi. ondan Acil dolayı. şifalar diliyoruz Teşekkürler. ona da. Ama biz de sana da küçük bir sürprizimiz var. Amy ödül törenine gitseydin neler Gittim mi konuşurdun? acaba? Evet gittin. Gittin Amy ödül törenine. Uzatmayayım. Amy ödül törenine gittin. İzleyelim onu da. Evet. And the International Emmy for Telenovelas goes to Endless Love. Tamam o zaman alayım senden onu yoksa şimdi bin tane asa işiteceğim. Bunu bile zor aldım. Nankörlük yapma. Söyleyecek çok az şey var. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Ben seninle şarkı falan söylemem. Neye sakin olacağız Sadi? Ha? Neye? Bu dünya böyle gelmiş böyle gider mi diyeceğiz? Hep zengin kazanacak, fakir mi kaybedecek? Yok öyle. Ben bu dizileri bozarım. Suçlu aramayın. Çıkmaza sokan sizsiniz. Bu yaşananlarda herkesin suçu var. Siz onu idam silip hasıra çıkartırız. Siz sessiz kaldınız. Boynuna ilmeği sen geçirdin. Ağlama kıyamam sana. Keşke daha fazla sevebilseydim seni. Keşke kalbimden taşanların hepsini tutabilseydim. Her anımı, her dakikamı seninle geçirdiğim her zamanı. Hadi. Hadi siz kalkın artık. Gerçekten çok yani bak. Ya şimdi, teşekkür ederim. Ben daha iyisini yapamazdım şu zaten. Rica ederim. Estağfurullah. Gitme gitme. Yapalım diye. En çok gelen sorular konuk soruların içinde. Sizler de sormuş. Soru sorun dedik onu sormuşsunuz. Hangisi daha yakışıklı? Hangisi? Ya biz ya biz kardeşiz abi böyle bir biz kardeşiz. Kardeş kardeşe kırdırılmaz. Aynen, doğru. Aynen. Öyle bir şey yok. Kardeşim sen kardeş kardeşe kırdırılmaz diyorsun. Burada bana bir kişi Beyazıt demedi ya. Sen ne diyorsun ya? Sen bir kişi ya. Bir Allah'ın kulu ya. Beyazıt demedi ya. Biz üç kardeşiz artık ya. Bir dahakine üç kardeş. Üç kardeş, üçümüz işte. Üç kardeş lazım abi. Yani çünkü ikisi de yakışıklı ama bana rağmen yakışıklı. Yani hani onu bir söylemek abimiz lazım. Ol, abimiz. Ben hemen, burada bir hanımefendi var. Reklama gitmeden önce hanımefendiye bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buraya harika bir şey hazırlamış, getirmiş hanımefendi. Bunu bir çekelim. Bunu şöyle sizlere de bir göstereyim. Şöyle bir pasta. Bu gerçekten bir pasta. Şöyle bir göstereyim. Abi cidden çok büyük bir el emeği, göz nuru. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bayağı bir uğraşılmış. Siz kardeşim, değil mi? Siz yaptınız. Evet ben yaptım. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İlginiz ve davetinizi, ince davetiniz için çok teşekkür Estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Nereden çıktı bu? Nasıl oldu? Ne yapıyorsunuz esasen? O nereden çıktı? O 4 yıl önce sizin büstünüzü yapmakla başladı. Evet. Aslında onun öncesinde sanatsal faaliyetlerde bulunuyordum zaten. Butik pastacılık içerisine dahil olduktan sonra benzetme yapabilir miyim diye düşünmeye başladım. Ve ilk sizinkiyle başladım, yola çıktım. Ardından bu dünyaca ünlü... Bu 4 sene önce mi başladı bunu yapmaya? Hayır. Ha. Bu sektörde... Yani çünkü sektörde... bu kadar zor olamam yani. Hani daha... öyle bir tip var ki 4 senede bitiyor adamınki yani. Sizinkini dün gece yaptım.
bir gecede hazırladı. Bir gecede. Evet. Harikasın. Teşekkür ederim. Bu yeniyor değil mi? Yani evet, yenebiliyor. Yenebiliyor. Evet. Yenebiliyor. Dünyaca ünlü siyasetçilerin, bir sürü kişilerin, ünlülerin, aktrislerin büstlerini, büyük boy büstlerini sadece çalıştım. Böyle değil, bayağı büyük, büyük boy. Tabii, tabii. Resimleri gösterelim, başka tabii. Şeyler de yapmış hanımefendi. Yarışmalara katıldım. Bu konuda birçok altın madalyam var. Vallahi harikasınız ya, ne kadar güzel. Öteki resimleri de gösterelim. Varsa orada. Türkiye'de yerini bulmasını çok isterim. Sektörümüzün. Wow. Taşbet milli takımındayım ayrıca. Evet. Merkel, Trump bunlar yurt dışında oldukça ilgi gördü. The Sun gazetesinden tutun dünyada, Hindistan'da canlı yayın, ana haber bültenlerine kadar geçti. Umarım sesimizi duyurabiliriz. Valla umarım yolunuz açık olur çünkü bunlar harika harika işler. Yani çok gerçekten göz nuru. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim ilginiz, alakanız için. Düşünüyor musunuz buradaki hanımefendilerin, beyefendilerin de böyle bir pastasını? Tabii ki. Tabii ki zevkle yaparım. Valla harika. Gerçekten. Senden çok güzel bir börek de olur. Sadece evet, pasta değil böyle güzel bir şey. Güzel bir şey çıkar. Ya. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Beyaz Show kaldığı yerden devam edecek efendim. Buyurun. Ağzına sağlık. Teşekkür ya ederim. Şu alkışlar şuradan gelirken de devam etsin arkadaşlar. Şurada. Aramızda var mı ben Murat Boz'a benziyorum, Burak Özçivit'e benziyorum diyen? Var mı? Arkadaş, hanımefendiler de el kaldırıyor, ben benziyorum diyor. Var orada bir tane, ona bana geldi çünkü onunla bir çek arkadaşı. İsim neydi senin? Ahmet. Burak Özçivit'e benzediğini iddia ediyorsun. Evet, benziyordu aslında biraz, bir yani gerçekten yakışıklı. Bir dakika, bir dakika, saçlar maçlar da Burak gibi taranmış ama şimdi yani. Bir durum var yani gerçek. Burak benziyor mu sana? Ya artık kalmadı bende öyle saç. Sende saç kalmadı mı? Abi, artık, arkadaş artık sen bıyıkları yukarı tarasan yine kurtarırsın. Sen ne diyorsun ya? Düşünüyor musun bıyıkları kestirmeyi? Abi o bıyıklar abi, senin olay ya. Bıyık mı kaldı abi? Yok vallahi yine maşallah yani. Ya bilmiyorum, kestim şu anda. Vallahi. Filmden dolayı. Çok yakışıyor. Ha? Sen düşünmüyor musun Murat böyle daha böyle bir şey falan filan? Ben mi sakal? Ha. Bir ara bıraktım, olmadı bende be. Niye? Bir böyle sakil durdu, hiç durmadı bende. Sen bebek yüzüsün sen ya. Abi zaten sakala bırakınca yani sakalın içinde iki tane göz gibi bir şey oluyor bende. Garip duruyor yani, olmadı yani. Yakışır mı arkadaş? Efendim? Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Bu harekete bayılıyorum. Bak sakal bana yakışmıyor, bu yakışmıyor diyor. Oradan diyor ki o, sen süpersin abi, hiçbir şey. Hiçbir şey bırakmana gerek yok senin. Abicim istersen gel programı yap istersen yani. Oradan yırttı kendine. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları biliyor musunuz? Pınar Deniz'le ilgili tamam. Bakalım neler varmış. Adana'da doğmuş. Mardinli. Yakın zamana kadar 10 Kasım 1994 doğumlu olduğunu zannediyormuş. Ama Galatasaray-Manchester maçının oynandığı gün olan 4 Kasım 1993'te doğduğunu bu maç sayesinde daha yeni öğrenmiş. Evet. Niye? Nüfus cüzdanında yazmıyor muydu sizin? Hayır, nüfus cüzdanımda da 2 Şubat 1994 yazıyor. Senin tamamen karma karışık yani. Ben aslında yoğum. Yani. Yoğusun, evet. Adanalı mısınız? Yok, Mardinliyiz. Aslen Arap kökenliyim. Arap kökenlisiniz. Aha. Adana'da doğdum ben sadece. Doğdunuz. Peki küçükken... küçükken şarkı söylüyormuş ve dans ediyormuş. Müzik. Müzik hocette. Müzik hocette. Müzik hocası onu zorla konservatuara Hala söylüyor musun şarkı? Var mı da bir şeyler? Yani şu an utanırım, söyleyemem. Ben de bunu anlamıyorum. Ya bu program yani evlendirme programı değil. Kayıp bulmuyoruz. Bu program show programı. Ya bu programda şarkı söylemek durumu varsa bunu yani bu show yani bunu söyleyeceksin. Ama yani. Hiç mikrofonu elime alıp söylemedim. Bir dakika. Allah.
dakika, bir dakika. Kolayı var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.